Evet arkadaşlar cümleten merhaba nasılsınız umarım iyisinizdir İyi hafta sonları diliyorum hepinize Geçenki videomuzda bahsetmiştik bitcoin 47 bin dolarlarda Orada yukarıya kırsaydı ya 47 bin üzerinde 1-2 günlük bir kapanış yapsaydı 55 binler gelecek gibiydi ama fakat Şu anda gördüğümüz kadarıyla 42 bin dolayında destekleri test ediyor Desteklerde 42 binde kötü değil zayıf değil sağlam ama 42400'ün altındaki Veyahut da 42 binin altındaki durumlarda önce 39 sonra 37 ardından 33 30'lara kadar bizi itebilir. Bilginiz olsun 2022 yılında da zaten kötü bir piyasa olacağını dünyadaki bu işten anlayan veya anlamayan bütün ekonomistler söylüyor sebebi enflasyon. Her neyse biz kendi olayımıza geçelim. Kripto para kripto varlık madencileri olarak bizim yaptığımız birkaç husus, birkaç iş işlem var biliyorsunuz. Genelde kullandığımız Türkiye'deki havuzlar Ethermine ağırlıklı olarak. Ardından ise 2 miners. Ben ikisini de kullanıyorum. Ee, bu kullandığım havuzlarda birkaç değişiklikler, update'ler falan olmaya başladı. Onlarla ilgili bir video yapacağım. Bu videoda birazdan ekranda bakacağız. Neler gelmiş, neler gitmiş, neler oluyor, neler olabilir hepsine çeşitli yorumlar yapacağız. Tabi anlatacaklarımızın hepsi bizim için. Yani Oradaki insanları çok fazla ilgilendiren hususlar değil. Bir yatırım tavsiyesi değil, finansal bir tavsiye değil. Sadece ve sadece bizi bağlayan yorumlar. Birazdan ekranda görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik bay bay. Evet arkadaşlarım, selam merhaba yeniden. Burası bizim iki Miner havuzumuz. Bakın burada bir eklenti eklendi buraya. Dil seçeneği zaten vardı aslında ama Burada artık Türk lirası, Türk Lirası olarak da ne kadarlık birikmişimiz, ne kadarlık ödenmişimiz vesairemiz var. Hepsini net olarak görüyoruz. Burada ne yapmamız lazım? Bakın arkadaşlar, burada iki seçenek koymuşlar bize. Burada dolar olaraktı. Şimdi ben bunu Türk Lirasına çevirdim. İngilizce yazılar, İngilizce dil seçeneği fakat ödenecek olan rakamlar, ödenmiş olanlar vesaire burada ne oldu? Türk Lirası olarak gözükmeye başladı. Burada dil seçeneğinde Türkçeye aldığım zaman komple sistemde Türkçe hale geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu yeni bir özellikti. Iki, min iki miners için. Biz 2 miners'ı neden tercih ediyorduk? Yani benim hem 2 miners'ım e hem de Ethereum'a e kazan riglerim var arkadaşlar. Bu riglerden gelen rakamların bazısını ben örnek veriyorum Ethereum'da ether kazdırdığım riglerimin ben Ethereum'u tut saklıyorum. Satmıyorum. O yüzden Ethermine havuzunda tutuyorum. Çünkü Ethermine havuzuna çok güveniyorum. Bunun sebebi de Ethereum geliştiricileri dahi oradaki algoritmayı destekledikleri için ben Ethermine havuzunda riglerimi saklıyorum. Bunu da birazdan göstereceğim. İki miners'ı neden kullanıyorduk? Her gün günlük ödeme yaptığı için Bitcoin olarak. Burada da biz tabii ki o Bitcoin'in bir kısmını dolara çeviriyoruz. Bir kısmını altcoin'lerden satın alıyoruz. Bu nedenle iki miners da tercih ediyorduk. Hem de ve ücretleri düşüktü. Yalnız zaten şu anda artık bu dönemde ve ücretlerini oldukça düşürdüler. Eskiden 400 giyve, 500 Gwei'leri dahi görüyorduk. Fakat şu anda ve ücretleri geçen günkü videoda canlı olarak göstermiştim. 23 Gwei. İnanılmaz bir rakam. İnanılmaz düşük bir rakam. E tabi bunun etkisi de Flexpool'la iki miners'ın e, Ethermine'e karşı işte kim minersda BTC ve Nano ile ondan sonra diğer tarafta da Matic ile ödemelerden dolayı artık o gas fee ücretlerin de Ethermine'ın bence bir miktar düşürmesine sebep oldu. Çeşitli güncellemelerden dolayı da olmuş olabilir. Böyle bir durum vardı arkadaşlar. Zaten burada ne diyor? Bakın bir dönem biz para çekememiştik 2 miners'tan hatırlarsanız. Bunun sebebi neydi? İşte 80 Gwei'nin altına düşmüyordu Gwei. 140 150 160'larda geziyordu. Hatta 2 miners o kadar çok paramızı tutmuştu ki bu kadar tuttuğu için mecburen ne yaptılar? 120 Gwei'ye bu durumda ne yapmışlardı? Mecburen o üst limiti yani 120 80 Gwei'ye olan limiti 120 Gwei'ye çıkartmışlardı arkadaşlar ve bu sayede biz ödememizi almıştık. Şimdi ise yeniden 80 Gwei'ye kadar indirdiler. Burada dediğim gibi videonun konusuna gelirsek arkadaşlarım. Şöyle şurada ilk girdiğimiz hale getirip bakın burada direkt dil seçeneğinden dahi Türkçeyi seçtiğimiz zaman para da Türk lirası olarak gözükmeye başladı. Aslına bakarsanız çok basit bir konu. Belki basit bir güncelleme kendileri için. Bilmiyorum tabi yazılımcı olmadığım için o arka tarafı çok bilemem. Fakat burada neyi işte öne çıkarttık arkadaşlar? Şu yani havuzlar kendilerini güncelliyor. Bu güzel bir şey yani güncellemeleri güzel bir şey. Benim hoşuma gitti. Durum şimdilik böyle. Ethermine'e baktığımız zaman, Ethermine'da ne gibi yenilikler var? Bundan bahsedelim bir de. Bakın arkadaşlar, Ethermine sitesinde, artık bağlandığımız yerde, burası normal mining'cilerin, yani bizlerin bağlandığı adresler. Bu tarafta da bakın, Solo stek, Staking ETH Pool diye bir şey çıktı. Bunu yeni koydular buraya. Yanında da yanında da staking Ethermine çıktı arkadaşlar. Burada beta şeklinde yani beta versiyon olduğunu belirtiyorlar. Burada e-mail'i e girip kaydolabiliyorsunuz. Ben girdim, kaydettirdim kendimi. Öncelikle şeylerden falan zaten bir mail adresinize bir kod geliyor. O mail adresinize gelen kodu, pardon, link geliyor. Linke girip kaydolduğunuz zaman öncelikle özelliklerden faydalanabileceğimiz yazıyor. Bununla ilgili Discord kanalına falan filan kaydoldum girdim ama hiçbir doğru düzgün açıklama yapmamışlar. Twitter'da birkaç bir şey gördüm ama onlarla da net bir hani ne olacak ne bitecek bununla ilgili bir şey görmedik. Ama staking deyince zaten Ethereum konsensus anındaki stakelerden bahsettiğini anlayabiliyoruz. Şimdi sonuç olarak burada İlk kaydolanlardan olduğunuz için işte öncelikli bilmem ne bir şeyler yazdı. Acaba benim aklıma şunlar geliyor. Yani normalde Ethereum'u stake etmek için 32 Ethereum istiyor ya. Acaba hani burada benim elimde örnek veriyorum bir Ethereum var. Bir Ethereum'u stake edebileceğim mi? Yani böyle bir şey mi acaba? Benim aklıma bir taraftan da o geliyor. Hani öyle bir şeyse bu iyi bir durum olur bizler için. E çünkü zaten biz Ethereum'u yani dediğim gibi satmıyorum bir kısmını şuradan cüzdan adresimi alayım göstereyim Hatta bazıları da şey dedi <laughs> ya dedi işte hani yorumlarda gördüm yani kim satmaz falan filan gibisinden konuştular ben satmıyorum yani orada tutuyorum tutmam lazım yani burada bakın 1.32 ETH 4200 dolar diğer cüzdanıma bakalım birlikte Ya güveniyorum ethereum konsansus geçerse Burada bana Ne olacak faydası olacak abi Yani ethereum fırlayacak en azından teçhizatlarımın bir miktar daha parasını çıkartmış olacağım Ha burada 32 ethereum olmaz onlar geçene kadar da Stake edemeyiz ama Ha stake eden arkadaşlar da Var etrafımızda E şimdi Yani etrafımızda var derken Konuştuğumuz kişiler var o konuda Yani ben saklıyorum Ha saklayan arkadaşlar Ethereum'u borsada tutacağına burada tutması mantıklı. 2800 dolar da burada olmuş. Burada tutması çok. Evet arkadaşlar neden orada tutuyorum? Şimdi birazdan ekranı değiştireceğim. Kendimi alacağım ve onu anlatmaya çalışacağım. izah etmeye çalışacağım. Mantığını söyleyeceğim. Ya benim mantığım bunu kaldırıyor. Kaldırmayan arkadaşlar da kendileri bilirler arkadaşlar. Ekran alıyorum. Evet arkadaşlar bahsettiğim gibi yani Ethereum mu ben saklayacaksam eğer Ethereum'un havuzunda saklamak mantıklı. Neden? Yani borsaya koyuyorsun. İşte örneği var önümüzde. Todex topukladı gitti. Çeşitli söylentiler de çıktı ardından falan ama adam gitti abi. Yani istediğin kadar uğraş. Bak bir yıldır, bir buçuk yıldır paralar gidiyor. Todex'in reklam yüzü vardı. Bir YouTuber abimiz. Abimiz mi diyelim, kardeşimiz mi diyelim. İhlas finanslardan, Enver oranlardan çıraklık yapmış gelmiş birisi. O arkadaş mesela orada ne yaptı bilmiyoruz. Bir ortaklık vardı işte bir ay kala TODEX kaçmadan bir ay önce. Ben de reklam anlaşmamı bitirdim, sponsorluk anlaşmamı bitirdim. TODEX'i tanıtan videolarını YouTube'dan sildi falan filan. Orada belki insanların ayıkması lazımdı gibime geliyor. Biz TODEX'i birkaç kez tercih etmiştik. Sonradan Binance TR'ye gelince orayı tercih etmeye başladım. Büyükle kaliteliyle çalışmak mantıklıdır her zaman. Yani kalite azıcık pahalı olabilir ama kaliteliyle çalışmak mantıklıdır, güvenli olur. Diğer taraftan Ethermine'daki işte stake olayı gelecek gibi muhtemelen orada bu ETH pool stake'i 32 Ethereum istiyordu. Muhtemelen burada yaptıkları güncelleme ile işte o olaya devre olacaklar o olaya doğru eğrilmeye başlamışlar evrimler evrim eğilmeye başlamışlar telaffuz edemedim Kusura bakmayın şimdi o tarafa doğru ilerliyoruz yani madencilik Evet kripto varlık madencilikleri Biz proof of work olarak iş kanıtı ispatına dayalı madenciler olarak Ethereum bu işe kafayı koydu e, bekleniyordu yani yıllardır söylenen bir şey vardı ve bu artık bu sene geçen sene ve bu sene bilhassa bu sene inanılmaz şekilde dile getirilmeye başlandı. Söylendi, söylenceler düzenlendi falan filan. Makaleler yayınlandı. Ha hala ben bir şeyim var yani 2023'ün ilk çeyreği olacak diyenler var. Ben 2022 Kasım'dan önce olacağını düşünmüyorum. Olsa bile sorunlardan dolayı tam olarak ortaya atabileceklerini düşünmüyorum. Umarım benim dediğim olur. Umarım 2025'te 2026'da olur ama olacaksa da olacak. Ha ben bununla ilgili ben tedbir maksatlı elimde olan ethereumları tutmuyorum. En son gördüm. Dün 26 milyar dolarlık ethereum kitlenmiş arkadaşlar. Stake için kitlenmiş. 26 milyar dolarlık. Yani 26 milyar dolarlık bir değer kitlendiyse eğer oradan zaten bir baskı vardır kişilerin üzerine. Ha keşke bu posa ile iş kanıtağı birlikte hareket edebilse yani bizi çıkartmasalardı ama enerji verimliliği falan filan diyerek öyle bir yola girdiler. Bu güncellemenin başarılı olması durumunda Ethereum fiyatının çok fazla artacağını düşünüyorum. Ethereum fiyatının artması pozisyonunda ise Bitcoin fiyatının da artacağını düşünüyorum. Ve tabii ki altcoin'lerin hep beraber yükseleceğini düşünüyorum. Çünkü piyasayı belirleyen Bitcoin'di. Eğer bu Ethereum hakikaten kafaya koydularsa geliştiricileri ya Bitcoin'i tacından etmek istiyorlar. Bana göre doğru değil ama Olabilir mi? Olabilir. Yani Vitalik'in bir açıklaması vardı. 30 bin dolar olacak. Adil değeri 30 bin dolar diye. Bu açıklama mesela bu yıl sonunda diyordu yani. 2021 yılı sonunda diyordu. Olmadı tabii ki ama olabilir mi? Stake olduğu zaman olabilir arkadaşlar. Yani Avax'a bakın. 1 dolardı. Yani nerelere gitti? E gelin Solana'ya bakın. Nerelere gitti? E, Ethereum'da gidebilir yani. O yüzden ben de Ethereum'larımın bir kısmını saklıyorum. Saklamak mantıklı. En azından siz de hani bir kısmını saklayabilirseniz bence doğru bir hareket etmiş olursunuz. Ama bu kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Finansal bir tavsiye değildir. Bunu özellikle belirteyim. Yani bunu saklamamdaki mantık da tamamen hani o güncelleme olacaksa eğer kendime bir tedbir almak. Yani bu benim tedbirim, bu benim şeyim. Yani en azından donanımlarımın değeri düşecek. Evet ki onda da emin değiliz. Yani bir bakarsınız çok fazla bir çok farklı bir algoritma gelir veyahut da işte Bitcoin Ethereum fiyatı yükselince altcoinlerin de fiyatı yükselir. Bizim donanımlarımız gene aynı parayı veyahut da daha fazlasını kazanmaya başlayabilir. Bundan dolayı Ethereum'ları tutuyorum. Ethereum orada 3-5x yapsa zaten benim kazancım ortaya çıkacak. Yani mantık olarak benim için bir emniyet bobu gibi Ethereum'ları tutmak. Ha neden havuzda tutuyorum? Arkadaşlar havuzlar geçmişte birkaç defa eklendi. Fakat bu mesela borsa eklenince senin paranı geri göndermiyor. Neden? İşte orada zaten eklenme ilgili eklenme ile ilgili bir sözleşme var. Binance bu olmadı ama Binance ödedi paraları yeniden. Bir saldırıya uğramıştı. Bir kayıp olmuştu. Sıcak cüzdanlardakileri kaybetti. Ama onu telafi etti. Binance çünkü zaten en iyi şeylerden birisi kripto para varlıkları alım-satım platformlarından birisi havuzlarda zor ekleniyor eklenmekte şey çok zor ama eklenirse de ödüyorlar arkadaşlar en son ton koyunu gördük İşte ton koyun havuzu eklendiği dönemde ne yaptı 10 gün sonra insanların tonlarını yeniden verdi şimdi havuzlarda zaten yani güzel kazançlar var havuzun kazancı çok güzel yazılımı yazmış sunucularını kurmuş Yüzde bir sandan para kesiyor. Her yönlerinden yüzde bir, yüzde bir, yüzde bir, yüzde bir. Hep çekiyorsun, hep çekiyorsun. Oradan bir şekilde zaten telafi ediyor sana. E bazen blok ödüllerinde falan filan görüyoruz. 400 blok çıkmış blokta. 400 tane Ethereum çıkmış. E bir bakıyorsun normalde aldığın bloktan işte 2x fazlasını almışsın falan gibi. Orada zaten bir kasa oluşturuyorlar. Kenarda bir kasaları oluyor yani Ethereum kasası. O yüzden ben mesela havuzları daha bilhassa Ethereum aynı o konuda Ethereum saklamak konusunda daha güvenli görüyorum. Ya bazıları mesela blockchain'e kilitliyorlar direkt blockchain'e koyuyorlar Ethereum'larını. O da mantıklı. Blockchain'in eklenmesi çok zor. Ama benim için de doğru olan benim kendi düşüncem tabii ki bu bir tavsiye değil sizler için. Ethermine. Ethermine'ı da tutuyorum abi. Dursun bakalım ne kadar olacak. Çünkü çünkü orada işte fiyat tetiklenince tık 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 direktman oraya da yansıyacak. Ondan sonra yeteri kadar mesafe olduğunda borsaya indirip borsadan direktman çekebilirim. Bugünlük bahsedeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Hayırlı bol bereketli kazançlarınız olsun. İyi Ramazanlar geçirin umarım. Bye.